ekranlarından, klinik programından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Ekibimle birlikte bugün size yine çok güzel bir program hazırladık. Çok önemli bir konuğum bizlerle. Hanımlar ve beyler ekran başına diyorum. Güzelliğine ve estetiğine düşkün olan hanımlar ve beyler. Çünkü estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doçent doktor Yalçın Bayram Bey ile tüm estetik ameliyatları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam estetik denince her şey duruyor. En çok talep edilen son zamanlardaki estetik ameliyatlar neler? Ee, şimdi tabii burada bizim kişisel e, tecrübelerimiz var, de evet. dünyada yapılan istatistikler var. Evet. Ee, dünya istatistiklerine göre en çok yapılan e, estetik ameliyatların başında meme silikonu ameliyatları geliyor. Uh -huh. ee, i̇kinci sırada liposuction ameliyatları geliyor. Ee, daha sonra meme dikleştirme ile birlikte yapılan protez ameliyatları karın germe ameliyatları ve ilk 5 sıranın sonuncusunda göz kapağı estetikleri geliyor. Evet. Peki bu estetik taleplerde sosyal medyadaki paylaşımlar etkili oluyor mu? Son zamanlarda sosyal medya çok önemli bir yer aldı hayatımızda. Bununla ilgili bir talep de oluyor mu? E, sosyal medya e, çok artık dediğiniz gibi yani hayatımızın içine iyice girmiş bir kavram. E, sosyal medyada e, bilgi ve tecrübe e, hızla yaygınlaşıyor ve paylaşılıyor. Dolayısıyla e, insanların hem e, ilgi, ilgili hekimlere ve ameliyat istedikleri konularla ilgili bilgiye ulaşması kolaylaşıyor. Evet. Hem de e, ameliyat olup veya bu tür uygulamaları yaptırıp da memnun olan hastaların evet. e, paylaşımları diğer insanları cesaretlendiriyor. Bu anlamda e, gerçekten çok e, bu estetik taleplerin artmasında e, önemli etken. Ama yani olayın bir de şu yönü var, e, işin doğrusunu söylemek gerekirse bazen sosyal medya paylaşımları e, hastaların beklentilerini e, çok üst düzeyde tutarak, evet e, onların e, gerçeklikten uzaklaştırarak yani bizim plastik cerrahının sınırların ötesinde taleplerle hastalar gelebiliyor. Tabi buna da dikkat etmek lazım. Burada şu soruyu sormak istiyorum size: Herkese her estetik uygulanabilir mi? Ee, yani çoğunlukla buna evet diyebiliriz. Evet. Ama e, estetik cerrahide e, hasta seçimi en önemli kavramlardan bir tanesi. Yani e, doğru hastaya doğru ameliyatları yaptığınız takdirde e, hasta memnuniyetleriniz e, daha üst seviyelere ulaşır. E, örneğin örnek evet. örnekle gitmek gerekirse e, obez Zite sınırları içinde olan bir hasta liposakşın yapmamak gerekir. Veya yapacağımız zaman bundan elde edebileceği sonucu hastaya güzelce anlatmak lazım. Ee, en başta belki şunu söylemek gerekirdi. E, hastaların genel sağlık durumlarının genel sağlık e, profillerinin bu ameliyatlar için uygun olması gerekir. E, ve doğru hastaya doğru ameliyatın e, ameliyat seçilmesi gerekir. E, yaş Evet. Gruplarında örneğin son zamanlarda artan e, taleplerden bir tanesi 14-15 yaşında e, çocukların, gençlerin e, burun ameliyatları talepleriyle çok karşılaşıyoruz. Bu e, belki bazen aile içerisinde krizlere de sebebiyet veriyor. Evet. Ne öneriyorsunuz bu durumda hocam? E, yani biraz e, geliş büyüme ve gelişmesini tamamla, tamamlamayı beklemeyi öneriyoruz. Mutlaka bir yaş sınırı olmalı diyor muyuz? Elbette ki bir yaş sınırı olmalı. Bu ameliyatlarla ilgili olarak. Yani herkes her ameliyat yapılması konusunda dediğim gibi hekimin bilimsel evet. bilgisi, bilgi birikimi ve tecrübesi ile hasta seçimini iyi yapması gerekir. Bir de biz de her şeyi hemen görmek istiyoruz. Estetik bir şey olduk. Ertesi evet. gün dünya güzeli olacağız. O şekilde görmeyi evet. istiyoruz. Evet. Estetik ameliyatların sonucu için belli bir süre beklememiz gerekiyor mu asıl sonucun oturması için? Yoksa bunun sonucunu hemen alıyor muyuz? Yani e, bu yapılacak ameliyata bağlı evet. aslında. Yani e, örneğin yüzüne yağ enjeksiyonu yaptığımız bir hasta veya üst göz kapağı ameliyatı yaptığımız bir hasta bunun sonucunu hemen e, görebilir. Görebilir, doğru. Ama veya meme silikonu yaptığımız bir hasta hı hı. E, ertesi gün e, aynanın karşısında hastayı gösterdiğimiz zaman gözleri parlar ve e, sevincini evet. e, farklı şekillerde insanlar ifade edebilir. Ama bu e, her ameliyat için geçerli değil. Örneğin liposakşın yaptığımız bir hasta belki ilk etapta bunu göremeyebilir. Çünkü oradaki ödemler, doku sertlikleri buna engel olur ve bir süre sonra bunun sonuçlarını tam olarak görecektir. Yani sonuç olarak çoğu estetik ameliyatta belli bir bekleme süreci vardır. Yani dokuların yumuşaması, hastanın kendini iyi hissetmesi, evet. psikolojik olarak aynaya baktığı zaman izlerin vücudun rengini alması gibi etmenler beklendikten sonra ki bu ortalama 3 ile 6 aydır. Hı, hı. İz, konusunda, iz konusunda da belki bir yıla kadar uzatılabilir bu süreç. Ee, bu bir bekleme süreci genellik genel olarak olduğunu söyleyebiliriz. Hocam sağlık turizmi ülkemizde çok ileri derecede evet. ve bunu biliyoruz ki plastik cerrahlara da çok ciddi yurt dışından hastalar gelmekte. Size evet. en çok hangi ülkelerden e, hastalar geliyor ve en çok talep edilen ameliyat ne? En çok hangi ameliyatı yapıyorsunuz estetik amaçla? Ee, şimdi bu tabii e, ilgili kurumun yani bu işi yapan e, hastanenin bağlantılarıyla evet. çok önemli, e, çok e, ilişkili. Evet. Ee, yani bizim genelde Avrupa'da e, çalışıyoruz evet. ve Avrupa içerisinde de Almanya'dan en çok hastamız geliyor. Evet. Ama bunun dışında Belçika'dan, Hollanda'dan veya Amerika'dan dahi gelen hastalarımız var. Bazen Orta Doğu'dan gelebiliyor, Bulgaristan'dan gelebiliyor. E, bu ama başka bir e, grup baş, e, kendi e, kendi reklamını veya kendi e, çalışma alanını başka bir bölge olarak yoğunlaştırmış olabilir. Örneğin Orta Doğu'da önemli evet. bir pazar diyelim. Hani bu pazar lafını kullanmak istemiyorlar ama sonuçta bir sektörden bahsediyorsak kullanmakta sakınca olmayabilir. Yani kurumun çalıştığı evet. yerlerle alakalı. Evet. Hocam şimdi estetik ameliyata girmek istiyorum. Bize burun estetik ameliyatları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ya yani şimdi burun çok önemli bir organ. Evet. Yani şöyle ki Burun yüzümüzün tam ortasında yerleşmiştir. Yani yukarıdan aşağı bir çizgi çizelim. Evet. Sağdan sola bir çizgi çizelim. Burnumuz bunun tam ortasındadır. Dolayısıyla burunda olabilecek herhangi bir deformite, e, göze <laughs> çarpan. çarpan herhangi <laughs> evet. bir e, yani uyumu bozan bir e, durum insanları mutsuz edebiliyor. Doğru. Ve yüz güzelliğine ve yüzün e, gözler, yanaklar, çene, dudaklar evet. bunların arasındaki uyumu tam ortasında e, olan bir organ. Dolayısıyla e, burun ameliyatları e, belki dünyadaki az önce bahsettiğim evet. ilk beş sıraya girmiyor ama e, benim kendi pratiğimde e, ve Türkiye'de e, ö, ö, üst sıralarda yer Hı -hı. aldığını düşünüyorum e, burun ameliyatlarının. Burun ameliyatları e, genel hissiz altında yapılan ameliyatlar e, birkaç tane yöntem vardır. Bu yöntemler işte açık rinoplasti, kapalı evet. kapalı rinoplasti işte. Let down gibi yöntemler uh -huh. var. Ee, burada e, yöntemden ziyade hekimin e, hangi yöntem üzerinde e, uzun yıllar pratik yaptığı ve aldığı sonuçlar daha önemlidir. Evet. E, Genel hissi altında yapılan bir ameliyattır bu. Ameliyat süresi e, genellikle bir buçuk ila iki e, buçuk saat arasında değişir. Yapılacak işe göre de değişir. E, hastalarımız ameliyattan sonra burun içerisinde bir tamponla çıkarlar. Bu tamponu şöyle gösterebilirim size. Herkesin korkulu rüyası. Ameliyattan çok sanki tamponun çıkması derler. Halk arasında en çok evet, korkulur. Evet. Yani tampon gerçekten eskiden evet. e, eskiden e, ne diyeyim? Bez diye tabir edeyim. Doğru. Bez tamponlar vardı. Süngerimsi tamponlar Hı -hı. çıktı ama en son şimdi Onu bu iş ekrana doğru bu edelim. iş çözüldü diyebilirim. Evet. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Artık kullandığımız bu silikon tamponlarla bakın bu iki tane Silikon tamponları ameliyattan sonra e, burun içine yerleştiriyoruz. Ve bunların içerisinde dikkat edilirse bir nefes almak için evet. e, bir, e, bir boru gibi bir şey, boru gibi bir şey evet. var, bir alan var. Hastalarımız bundan nefeslerini alabiliyorlar. Eskiden nefes de alınmazdı. Doğru. E, ve bunu e, dokulara yapışmadığı için bunu çekmek çok daha kolaydır. Evet. Bu artık tampon probleminin Kork, çözüldüğünü kalktı. size söyleyebilirim. Bu e, izleyenlerimiz için bir müjde olarak Evet. E, çok önemli bir konu. Bundan <laughs> Şimdi e, bunun içerisine tampon evet. koyuyoruz. Bir de ameliyattan çıkarken burun sırtına splint koyuyoruz. Bu hı -hı. splint de böyle hani alçı diye de tabir evet. edilebilir. Alçı deyince insanın aklına beyaz böyle ağır bir şey geliyor. <laughs> Ama artık günümüzde onu da kullanmıyoruz. Hı hı. E, bu Termoplastik bir splinttir bu. Hı hı. Yani sıcak suya koyduğumuz zaman e, hamur kıvamını alır. Anladım. Ve buruna verdiğimiz şekli bunun üzerine bunu yerleştirdiğimiz zaman biraz beklediğimiz bir 1-2 dakika bekleyerek buna o şekli veririz. Ameliyat sırasında e, bu splinti de e, yerleştiriyoruz. Evet. Ve splinti bir, birinci hafta çıkartıyoruz. Hı hı. E, genellikle <laughs> hastalarımızın e, sorduğu sorulardan bir tanesi iz kalıyor mu şekli evet. bir soru sorulabilir. Evet. Ee, dediğim gibi açık rinoplastik, kapalı rinoplastik hı hı. gibi teknikler var. Eğer açık rinoplastik yapılırsa şurada e, gördüğünüz gibi e, burun e, alt kısmında burunun gölgesinde saklanan ve zaman içerisinde belli belirsiz olan hı hı. bir iz e, kalabilir. Burnum. Bu kesinlikle. E, rahatsız edici bir iz hı hı. değildir. Bir de tabii hastanın durumuna durumuna göre de değişebilir. Anladım hocam. Hocam şimdi bir de memeye geçelim. Meme küçültmeler, büyütmeler, meme dikleştirmeleri diyelim. Bunların içerisinde en çok zor olarak bildiğimiz meme küçültme olarak bilinir. Ama halk arasında öyle midir? Direkt ondan başlayalım meme ile ilgili. Meme küçültme e, ameliyatları e, şöyle, e, ameliyat süresi biraz daha uzundur. Evet. E, kalacak izler biraz daha e, belirgin olabilir. Ee, ve meme küçültme ameliyatları e, talep eden hastaların yaş e, yaşları biraz büyük olabilir ve hastalar tıbbi problemlere sahip olabilirler. Örneğin omuz ağrıları, bo boyun ağrıları, meme altında olan pişikler gibi. Ee, zorluk bakımından o biraz göreceli bir kavram. Yani evet. hastaların toleransıyla çok ilişkili. Uh -huh. Hekimin e, ameliyat sonrası hasta konforunu sağlamak için uyguladığı yöntemlere uh -huh. çok ilişkili bir şey. Ee, ama meme küçültme ameliyatları meme büyütme ameliyatlarına göre biraz daha uzun e, evet. ameliyatlardır ameliyat süresi bakımından. Ve iyileşme süreci de biraz daha bir miktar daha uzundur. Şimdi e, meme büyütmeleri ve silikonları konuşalım hocam. Getirmişsiniz de silikonlar bize onların evet. üstünde anlatabilirseniz. Tabii ki. Şimdi meme e, büyütme ameliyatlarınız evet. birkaç şekilde yapabiliriz. E, silikon olabilir veya e, yağ enjeksiyonu olabilir. Bir diğer yöntem tamam. de bir takım dolgu maddelerinin memeye enjeksiyonu ama... Bu işte yani altın standart meme silikonlarıdır. Evet. Meme silikonlarını küçücük bir kesiden e, meme altından olabilir, hı hı. meme başı etrafından olabilir, yaklaşık 4-5 santimetrelik bir kesiden e, bu silikonları e, meme silikonu için bir yer açarak yerleştiriyoruz. E, silikon seçimi tabii burada önemli bir şey. Hastalar evet. buna çok önem veriyorlar. E, silikon seçiminde de çok alternatifimiz var, çok sayıda alternatifimiz var. Örneğin Şekilden başlayalım. Hı hı. E, bu anatomik şekilli bir silikon. E, yani üst tarafı biraz daha evet. e, basık, alt tarafı biraz daha bombelidir. Bu ise yuvarlak bir silikon. E, her tarafı eşit e, eşittir. E, silikonların tabii ki ebatları var. 150, firmanın tabii üretimine göre evet. 150 cc'den başlayarak e, çok yüksek cc'lere kadar e, çıkabilir silikon ebatları. Yüzeyleri önemli. Örneğin bu bir. Düz yüzeyli silikondur, evet. bu pürtüklü yüzeyli bir silikondur gibi silikon e, Bu neye çeşitli, göre değişiyor peki? Ameliyat esnasında kişinin yapısına, derisine, koyacağınız bölgeye veya hasta isteğine göre mi? Tabii bunu etkileyen çok faktör var. Hı -hı. Hastalar, bunu hastalar isteyebilirler. Ben anatomik protez istiyorum. Evet. Anatomik protezler halk arasında damla protez olarak Hı -hı. bilinir. Anatomik istiyorum diye istekte bize gelebilir ama bizim tabii hasta ile konuşmamız burada e, önem arz ediyor çünkü e, hastanın anatomik değil de yuvarlak protezle daha iyi sonuç alabiliriz bazı durumlarda. Evet. Uh -huh. e, Hastayla konuşmak, hastanın isteği, hekimin önerisi, hekimin tecrübesi, bütün bunlar e, hangi silikonun seçileceğini, e, seçileceği konusunda e, bize e, yardım eder. Bunlar patlıyor mu hocam? Eskiden çok duyulurdu silikonlar patladı şeklinde. Yani silikonun patlaması bir efsane değildir. Ben patlayan silikonlar gördüm Hı. ve patlayan silikonları e, çıkart çıkarttım, Hı. patlayan silikonlar oldu. Ama bu e, yani şöyle bir şey yapılan silikon ameliyatlarının oranları göz önünde bulundurulduğunda patlayan silikonların oranı o kadar düşüktür ki yani bu Endişe edilecek bir durum değil. Bir de zaten silikon patlası bunun tedavisi de çözümü de var olan bir durumdur. Ee, silikonun patlaması üretim hatası olabilir ki eğer üretim hatasına bağlıysa firmanın garantisi altındadır. Aha. Veya ameliyat sırasında e, protezin biraz travmaya maruz kalması sonucunda uzun vadede e, patlama söz konusu olabilir ama çok 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 nadir gördüğümüz bir olay. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yoğun programınızın olduğunu biliyoruz ve o zaman içerisinde bize zaman ayırıp geldiniz hocam. Çok teşekkür eder. Başka bir programda tekrar görüşmek isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.